Atina'dan Yunanistan'da bir semt videosuyla daha karşınızdayız. İsmi oldukça zor bir semt ve bütün video boyunca büyük bir ihtimalle düzgün söyleyemeyeceğim. Ama olsun, Metaxurgio'dayız. İlk görüntüler semtin kalbi Avdi Meydanı'ndan. Avdi Meydanı çevresinde bulunan kafeler ve restoranlar sayesinde oldukça popüler bir yer. Ve Metaxurgio denince de akla ilk gelen bölgelerden bir tanesi haliyle. Atina Belediyesi galeri binasının görüntüleriyle turumuza başlayalım. Ben de bu esnada size birazcık semtin hikayesini anlatmaya çalışayım. ...19. yüzyılın başında burada açılan bir ipek dokuma fabrikası Metaxurgio'nun tarihine ve kaderini değiştiriyor. Fabrikanın açılması ne demek? Buradaki nüfusun haliyle artması demek ve eskiden şehir dışı sayılan bu semtin yavaş yavaş şehre dahil olması demek. Bu andan itibaren Metaxurgio'nun canlanma dönemi de başlamış oluyor. ...19. yüzyılın sonlarında ise Atina'da zaten inanılmaz bir nüfus artışı gerçekleşiyor ve bu haliyle semtin de gelişmesine ve büyümesine yardımcı oluyor. Hali hazırda aktif bir işçi semtiyken Metaxurgio daha da önemli ve daha da kalabalık bir semt haline geliyor. ...1970'lere geldiğimiz zamansa Atina'da başka bir dönem başlıyor. Şehrin merkez semtlerinde yaşayan çoğu insan ve aile artık şehir dışındaki semtlere taşınıyorlar yavaş yavaş. Yeni yapılanan, yeşili daha bol, daha iyi planlanmış bu semtler o dönem herkesin gözdesi oluyor. Metaxurgio da tabii ki bu trendten payını alıyor ve çok kısa süre içinde boş ve atıl bir semte dönüşüyor. Şu ana kadar videoda terk edilmiş eski evleri, dikenli tellerle sarılı boş alanları, işte atıyorum atılmış eşyaları, büyük duvar resimlerini, hatta ürkütücü duvar resimlerini gördünüz biliyorum. Ama burası, bütün bunlar daha doğrusu Metaxurgio'yu çok iyi temsil eden şeyler. Semtin inanılmaz bir gelgitli bir tarihi var. Şu ana kadar anlattıklarımdan da anlamışsınızdır. Sürekli bir kalabalık olduğu, popüler olduğu bir dönem var. Sonrasında sürekli terk ediliyor. Sonrasında tekrar canlandırılmaya çalışılıyor ve bu durum aslında 2000'lere geldiğimiz zaman da aynı. 2000'lerin başında Atina'nın entelektüel kesimi bir anda Metaxurgio'ya yatırım yapmaya karar veriyor ve herkes yavaş yavaş taşınıyor, yeni binalar yapılıyor. Ancak 2007-2008 dönemi başlıyor. Yani bu Yunanistan'ın hala şu an kamburunu taşıdığı ekonomik kriz dönemi başlıyor ve sen tekrar ölü hale geliyor. O yüzden çok böyle nasıl diyeyim, bana çok fazla Atina'yı hatırlatan, yani Atina'yı genel olarak çok iyi temsil eden bir semt olduğunu düşünüyorum Metaxurgio'nun. Çünkü inanılmaz bir geçmişi var, inanılmaz güzel bir tarihi var ama arada çok kötü dönemleri var. Ve her şeye rağmen insanların burayı yaşatma ve canlandırma azmi var. O yüzden belki Atina'ya geldiğiniz zaman ilk görmeniz gereken yerlerden değil. Ama Atina'yı çok iyi temsil eden yerlerden bir tanesi. Bugün Metaxurgio'da çok güzel bir kafeden, bardan çıktıktan sonra 20-30 metre sonra kolunda şırıngayla bir insanı görmeniz mümkün. Bunu tehlikeli olarak veya tehlikeli olmayarak nitelendirebiliriz. O ayrı bir tartışma konusu. Ama bu bir hayat gerçeği. Bu şehrin gerçeği. O yüzden ben de görüntülerde daha çok Metaxurgio'nun hani o çok tatlı kafelerine, barlarına değil de gerçek taraflarını göstermeye çalışıyorum. Semtle ilgili aslında söyleyeceğim daha çok şey var ama bence çok konuştum. O yüzden artık videoyu yavaş yavaş sonlandırıyoruz. Umarım çok kafa dağıtmadan gerektiği kadar bilgi verebilmişimdir. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.